inanamıyorum ya, inanmıyor. Ercan dayıdan görüntü görmezse onun burada olduğuna inanmaz. Başka çare yok. Ya annem bana inanmıyor. Beni geri döndürmek için dayım köyde yalanını söylüyorsunuz diyor. Babandan ayrıldı Duru. Sağlıklı düşünemiyor, normal. Ama birazdan uçağa binip boş boşuna Hollanda'ya uçacak. Haklısın. Neredeyse 20 saattir havanda lançta konaklıyor. Sinirleri yıpranmış. Onu durdurmak için dayınla konuşturmamız lazım. Video çekip atalım ki inansın. Ha? Niye bize bakıyorsunuz? İyi, ne yapalım? Biz ne yapıyorsunuz? Bize bakmaya geldik de o yüzden size bakıyoruz. Acaba ondan olabilir mi? Ha, evet, size bakmaya geldik. Yani size bakmaya gelmişken bir başkasına mı baksaydık? O yüzden size bakıyoruz. Ay, gizli gizli bakıyorsunuz ama ayıp değil mi? Kızım, asıl sizin yaptığınız ayıp değil mi? Resmen kandırdınız bizi. Hani yokmuş Halim'le Badegül düğünü falan. Meryem abla sırf annenle baban ayrılıyor diye çaldırmış o davul zurnayı. Vallahi canım, bizim bu sizin önemsiz meselenizle uğraşacak vaktimiz yok. Bizim bunlardan daha önemli şeylerimiz var. Şakir, bıyıkların hala aynı. Bir gelişme yok. Sen kendi bıyıklarına bak aslanım. Benim bıyım yok ki. Yok işte. Biz de onu diyor zaten şu anda. Bak, önümüz bayram. İki bayram arası düğün olmaz dedik, bekledik. Ama bayram bitsin, laps, yapıştıracağız düğünü. Düğünümüzü sizi de bekleriz tabii. Ya milyonlarca insan geleceği için davetiyesini bastıramadık. O kadar çabuk yani. Kısa mesaj olarak atacağız. Beş yazı kısa olarak yapıştırıp ateşleyeceğiz. Aynen öyle. Ben de bir dipnot düşeyim. Davetiyemiz iki kişiliktir. O yüzden çift gelmek zorundasınız. Ha, düğünümde erkekler takım elbise giymek zorunda. Kızlar da tuvalet giymek zorundalar. Ay canım, çok güzel. Oldu o zaman, biz çok önemli işimize gidelim. Size bu önemsiz... Pardon, düğün hazırlıklarınıza başlayın artık. Bak, misafirhane yazıyor. Öyle beleşe bir ömür saz gibi geçsin diye değil. Aynen, aynen. Aynen ne? Bedava ya. Allah Allah ya. Bu kız da benim hiçbir şeyimi kıskanmıyor Şakir. Biri benim bıyıklara kıskanıyor ya. Ben anladım. Duru da bizim düğünümüzü içten dışa kıskanıyor ama belli etmiyor. Neyse neyse, hadi biz eve gidelim de evi boşlamayalım he. Yani damat olarak böylesi bir günde sizin yanınızda olup destek olmam şart. Damatlık kolay değil. Hadi. Kıskanıyor mu diyorsun şimdi? Kız sus, şimdi kıskansın, artık kıskansın. Ya onlar evlenecek ama biz hala evlenemiyoruz öyle. Ay sence normal mi bu? Yani kabullenmeli miyiz artık bunu? Bunu bana mı soruyorsun? Başka kime soracağım? Babana. Kaçır beni dedim, kaçırmadın. Gizlice evlenelim dedim, olmaz dedin. Yapma aşkım. Neden evlenemediğimizi biliyorsun. Üstelik bu durumda şu an babana deneyecek en son şey bu olur. Ya bir düşünsene. Karınız sizi terk edip gitmiş. İzin verirseniz ben de kızınızı da alıp gideceğim dersem... babam bütün karısını ben de çıkarır baba. Hem de ne çıkarır, ne çıkarır. Bu durumda en son biz evleneceğiz yani. Yapma aşkım. Hadi bir önce dayın yanına gidelim de şu videoyu çekelim.